Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez hadisi sahih midir? Evet bu hadis-i şerifin La teştemü ümmeti ala dalale Yani ümmetim Taberani İbn-i de naklettiğine göre Peygamber Aleyhisselam Ümmetim asla dalalet Yani sapıklık üzerinde birleşmez. O halde cemaatin yani ümmetin çoğunluğunu teşkil eden ehli sünnetin içinde kalmaya dikkat edin. Çünkü Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Bu hadis-i şerifi Heysemi Mecmu-i isimlerinde sahih olduğunu ifade etmiştir. Şimdi bu hadiste vurgulanan husus ümmetten hiç kimsenin dalalete düşmeyeceğini değil ümmetin özellikle fetva makamında olan alimlerin, müştehitlerin topyekünü ve büyük çoğunluğunun dalalet ve sapıklık üzerinde birleşmeyecekleridir. Öyleyse İslam'a bağlı olmakla beraber çok farklı yönleri bulunan kesimler açısından bakıldığında genel olarak farklı iki zihniyet söz konusu olduğu anlaşılacaktır. Bunlardan birincisi ehli sünnet ve cemaat dediğimiz dünyadaki Müslümanların çoğunluğu. İkincisi ehli bid'a dediğimiz fırak-ı dediğimiz olanlar yani. Ehli sünnet ve cemaat hadis-i şerifte Hz. Peygamber tarafından benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu çizgiyi takip edenler olarak tanımlanmıştır. Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere ehli sünnet ve cemaat Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez dediği grubu temsil ediyor. Dolayısıyla bu itikada bağlı olmayan bir ehli olanlar bu gruba girmezler ve Allah muhafaza. mutezle gibi cehmiye gibi kaderiye gibi Şia gibi e, sapık dediğimiz fırkalardan olurlar Allah korusun. Kur'an ve Sünnet çizgisi üzerinde olduğumuzun belgesi ise ehli Sünnet ve cemaat denilen dört meşrep alimlerinin takip ettiği yoldur. Demek ki yeryüzünde bütün Müslümanların çoğunlukla uyduğu ve Ehli Sünnet ve Cemaat olarak bilinen grup Allah'ın izniyle bir sapıklık, İslam'a aykırı bir konu üzerinde asla bir araya gelmezler, toplanmazlar. Eğer bir konu üzerinde Müslümanlar yol alıyorlarsa o Allah'ın rızasına uygun olduğunun göstergesidir.